Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 16 Ekim Çarşamba. Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'da yağış görülebilir. Diğer bölgelerde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Şimdi haberler. Ücretli ve maaşlı çalışanların ödediği vergi, şirketlerin vergilerini aştı. Geçen yıl şirketlerin ödediği kurumlar vergisi, gelir vergisinden 26 milyar lira daha fazla iken, bu yıl 344 milyar lira altında kaldı. Bir diğer deyişle, sermaye daha az vergi ödeyerek, buradan 370 milyar lira kazanç elde etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Eylül ayı verilerine göre, bu yılki bütçe gelirleri, geçen yılın ilk 9 aylık dönemine kıyasla %88.5, bütçe giderleri ise %63.4 arttı. Giderlerde faiz ödemeleri dikkat çekiyor. Geçen yıla kıyasla, faiz ödemeleri %94 artarken, vergi gelirlerinin 5'te 1'i faize gidiyor. Bütçe gelirinde, KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin payı %60'ı aştı. Dolaylı vergilerden elde edilen gelir de, geçen yıla kıyasla %85 artarak 2 trilyon liraya ulaştı. Şirketlerden alınan kurumlar vergisi tutarı, geçen yıla kıyasla %37.7'lik artışla resmi enflasyonun bile altında kaldı. Buna karşın, ücretli ve maaşlılardan alınan doğrudan gelir vergisi tutarı ise %120 arttı. Öte yandan, mali müşavirlerin %88'i, Türkiye'de adil bir vergi sisteminin olmadığını düşünüyor. Ülke genelinde 10 kentte anket yapan Ulusal Vergi ve Muhasebe Araştırmaları Derneği, son 5 yılı, Cumhuriyet döneminin vergide en adaletsiz dönemi olarak tanımlıyor. Vergide adalet tartışmasını alevlendiren, Savunma Sanayi Destekleme Fonu düzenlemesi ertelendi. AKP'nin, savunma projelerine ilave kaynak yaratılması gerekçesiyle, meclise sunduğu kanun teklifinde, limiti 100 bin lira üzerindeki kredi kartlarından noter işlemlerine dek bir katkı payı kesintisi yer alıyordu. Hükümet, teklifi daha detaylı ele almak ve 2025 Bütçe Komisyonu'na getirmek üzere bu kararı aldıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, buradan elde edilecek 70 milyar lira üzerindeki gelirin tek bir kuruşunun bile bütçeye gitmeyeceği garantisini vermeye çalışırken, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de bunun bütçe açığını azaltma yönünde bir proje olmadığını savunmuştu. 5 milyon lira ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri, 15 ila 31 Ekim tarihlerinde Türkiye genelindeki vergi dairelerindeki ilan panolarından duyurulacak. Söz konusu listeler, 1-15 Kasım arasında da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacak. Van'da 18 gündür aranan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulundu. Öğrenci yurdundan akşam saatlerinde ayrıldıktan sonra son kez sahile yürürken görülen Kabayış'ın telefonu ve diğer eşyaları göl kıyısında bulunmuştu. Kamu okullarında çalışan kadın öğretmenlere kıyafet dersi verilecek. İstanbul'daki ilçe eğitim müdürlükleri, bu kapsamda AKP'li vekil Ayşen Gürcan'ın yönetiminde olduğu Enstitü Sosyal ile protokol imzaladı. İlk olarak Beykoz'daki okullara giden yazıda, etkili öğretmenlik için dış görünüm ve giyim kodları dersine katılmak isteyenlerin form doldurması istendi. MHP lideri Bahçeli, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin sözleriyle PKK lideri Öcalan'a çağrı yaptı. DEM Parti grubuyla tokalaşması için uzattığım el, samimi ve iyi niyetli bir eldir diyen Bahçeli, bu eli sabote etmeden alması herkesin hayrınadır, diye konuştu. TBMM'de başkan vekili olarak oturumu yöneten DEM Parti vekili Sırrı Süreyya Önder, barışa gönül indiren olarak tanımladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti. Bahçeli'nin yaptığı çağrının, Öcalan'la diyalog kanalı açılması halinde muhataplarına ulaşabileceğini söyleyen DEM Parti eş başkanı Bakırhan, CHP'nin Kürt meselesinin demokratik çözümünde çok önemli rol oynayabileceğini belirtmek istiyorum dedi. İki isme de yanıt veren CHP lideri Özel, ne Devlet Bey'in bizi hapsettiği yerde ne Tuncer Bakırhan'ın işaret ettiği istikametteyiz dedi. Özel'in, gelecek hafta Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı ziyaret etmesi bekleniyor. DEM Parti'nin eş genel başkanları ve Van Milletvekili Pervin Buldan, bugün Edirne cezaevinde tutuklu siyasi Demirtaş'ı ziyaret edecek. Afganistan'ın yönetimini elinde bulunduran Taliban, basın kuruluşlarının canlıların fotoğraflarını kullanmasını yasakladı. Uygulamasında bir zorunluluk yerine tavsiye olan yasak hakkında konuşan bir bakanlık yetkilisi, yasayı canlıların resimsel tasvirinin şeriat yasalarına aykırı olduğu argümanıyla gerekçelendirdi. ABD'nin işgalinden önce 1996-2001 yılları arasında ülkeyi yöneten Taliban, o dönemde de Afgan medyasına canlıların fotoğraflarını yayınlamasını yasaklamıştı.
Daha fazlası için kapsul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.